Ben de zaten izin alıp gitmedim bugün işe. Yani ne yapacağım bilmiyorum ki. Hülya numaramızı anlamış olamaz. Anlamış olsa mutlaka restleşir. İçinde tutamaz o, ben tanıyorum onu. Yani orası öyle de ben ne yapacağım bilmiyorum. Sonuçta fotoğrafları gördü bir kere. Tabii. Şimdi artık o göz açtırmaz sana. Olsun, eğer sorarsa ben ona art niyette yapmadım dersin. Baktın çok üsteliyor. Bırakırsın, işi çıkarsın, ne olacak sanki? Olur. Ama neyse ya, sen ne yaptın bugün? O kadar saçmalıklarla uğraştım ki sana anlatamam. Ama güzel bir havadisim var. Kız, Çelenlerin desteğini aldı. Ne diyorsun? Çok sevindim, hadi hayırlısı olsun ya. Ay inşallah hayırlı olur, inşallah. Kız, bu Hülya beni işten atarsa sen yanına alırsın değil mi? Bakacağız, düşünürüz artık. Ya ben bir şey diyeceğim. Hani sen bana bir ödeme yapacaktın ya şu Mesut Ola ile ilgili. Tamam. İlk önce bir spor salonunu devralayayım. Bir para ödeyecekler bunu. Onlar ödesin, ben de sana öderim. Kaçmıyoruz bir yere. Tamam. Bahsettiğin Azmi bağladı işi değil mi? Hı-hı. Çok karizmatik adam ha. Tut diye bağladı işi. Biraz da benden hoşlanıyor galiba. Aman diyeyim, dikkat et, bence kapılma öyle hemen. Yok canım, ne kapılacağım? Allah. Öyle mi dersin? Ne yapıyorsun? Hiç aramadın bugün beni. Ya iş çok yoğundu da onun için arayamadım. İyi misin? Sesin garip geliyor. Canım sıkkın. Moralim bozuk biraz. Önce Arda'yla, sonra annemle tartıştım. Bugün herkesten payımı alacağım galiba. Ya benim Melis'imi orada üzmesinler ha. Bak Melis getirtmesinler beni oraya. Söyle onlara. Tabii tabii, çok korkarlar senden. Neyse ben kapatayım o zaman. Ağır misafir var bugün. Tamam, sen de kendini üzme. Hadi. Görüşürüz. Öpüyorum. Görüşürüz. Nihat, bu kız çok kıymetli ha. Çelen grubun biricik torunu. Gelecek vaat ediyor diyorsun yani. Şaka mısın sen be? Hem de ne gelecek vaat ediyor. Ailenin de içine girdim ufak ufak ha. Sevdiler de beni. El annesi bayıldı. İyi hadi bakalım. Ya düşersin yakamızdan artık. Ya bir laf sokmasan olmaz be kardeşim. Yalan mı oğlum? Arkadaş kontenjanıyla yaşamaktan kurtulursun. Senden bir şey isteyeceğim Nihat. Ne? Bana bak, fake akraba işlerine girmekten bahsetme. Baştan söyleyeyim, olmaz. Yok yok, öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Daha kimse gelmedi mi? Hadi acıktım ben ya. Babaannen gelecek. Melis nerede? Odasında zırlıyordu, gelir şimdi. Zırlamıyorum anne, buradayım. Cenk, babaannene karşı tavrımızı gösterelim. Sen de sessiz kalma lütfen, tamam mı? Ben babaannemle para falan konuşmam anne, unut onu. Başkasının yanında hiç konuşma. Ama abi annem için çok önemli bu. Ben bile 3 kuruş para harcayınca sinirleri bozuluyor, haber vermedim diye. Melis, bu ne şimdi? Yaptığını söylüyorum. Uyarmak zorunda bırakıyorsun beni. Sorumsuzca davrandın çünkü. Ha tabii. Melis sürekli para harcayan, bencil, kardeşlerine karşı ilgisiz, şımarık bir tip değil mi? Ay bir söyle bilirsin. Anne, beni sorumsuzlukla suçlayamazsın. Arda Bey halini hatırını sormaya gittim ama odasından kovdu beni, sağ olsun. İyi günler. Azra da bugün yemekte konuğumuz olacak. Hadi kızım, biz oturalım. Belki servise başla lütfen. Hanımefendinin damak tadını bilmiyoruz ama soframızdan memnun kalır umarım. Belki abla kuş sütü falan da koysaydın misafirimizin gözü doyardı. Melis'ciğim, Azra'yı tanımaya çalışırsan açgözlü olmadığını anlarsın. Biz de öyle düşündük zaten. Ne Melis Hanım anlamaz. Kes sesini. Seninle konuşmuyorum. Zaten ben de seninle konuşmuyorum. İkinci Elizabeth Azra'ya söyledim ben. Birincisi kim? Birincisi, abi şu an tam karşında oturuyor benim sağ tarafımda. Adı Melis. Melis. Azra'cığım sen yemeğine başlasan bunların şakaları bitmez. Kendisi zaten pek hoşlanmadı galiba şakalarımızdan. Çocuklar tamam hadi. Müsaadenizle. Geliyorum ama. Azra, anlat bakalım nasıl tanıştın annemle? O bulmadı beni. Ben buldum onu. Afiyet olsun. Hoş geldin kızım. Baba hoş geldin. Kendime bir ziyafet çekeyim dedim. İyi düşünmüşsün. Gel. Nasılsın bakalım? İyi. Sende ne var ne yok? Gönül. Gönül. Ya Nazım ne mesaj çekiyorsun bunca işimin gücünün arasında? Böyle çok komik oluyor kız. Talebe gibi. Aynı mekanda kaçak buluşuyoruz. Ne söyleyeceksen söyle. İşim gücüm var benim. Pilav bitti ama müşteri kaynıyor hala. Cadde çok kalabalık. Şuradan pilav takviye etsene. Olmaz öyle şey. Ne olacak kızım ya? Ha dışarıda kapının önünde yemişler, ha burada yemişler. Olmaz dedim Nazım. O zaman bir ölçü yeni pişirsene 2 dakikada. Hadi be gülüm. Kız vallahi satış iyi gidiyor ya. Ayşat'la sana yarım altın alacağım. Yemin veriyorum bak. Sahi mi? Yemin ettim kız. Yarım altın için günah mı gireyim? Sen 1 lira için bütün el alemin günahını alırsın. Bilmez miyim ben seni? O kadar da değil canım. Hadi gülüm hadi. Tamam tamam. Ama altın yeni tarihli olsun tamam mı? Üsküsünü ne yapak kız deli. Hadi git ben yaparım peki. Ha gülüm. Bu Tarık Bey'in yanındaki kim? Ensesi kadına benziyor. Ortağı falan mı? Bilmiyorum ama öğrenirim yani. He bir öğren bakalım. Altını tam al öğreneyim. Allah seni. Koca sıklıklı. Hemen ticarete döktü iş. O zaman pilavı da yapmam bak. İyi tamam tamam alırız. Tamam al hadi git. Şeylerin ailesinin yaşadığı depremden haberdar mısın? Haberim var. Cenk'le konuşuyoruz. Feride Hanım hangi akla hizmet böyle bir şey yaptı? Anlamak mümkün değil. Ben bir mantar soslu tavuk alayım. Nazlı. Babama bir mantar soslu tavuk, bana da kahve. Önden ben de bir kahve alayım. Kim bu Azra? Hı? Neyin peşinde bu kız? Ne yapmaya çalışıyor? Başına geleceklerden haberdar değil. Cansucuğum annen nasıl? Gayet iyi. Yani tabii biraz heyecanlı şimdi yeni işe başlıyor. Ah, tatlı heyecanlar bunlar. Ne güzel kendi işinin başına geçecek ama. İlk defa mı yapacak peki işletmeciliği? Evet sayılır. Eski eşinin yanında çalışmıştı ama kısa bir süre için. Anne, haberin vardır sanıyorum. Cansu'nun annesi bizim şirketin desteğiyle iş kuruyor. Evet. Bugün görüştüm, tanıştım Sumra Hanım'la. Hanımefendi birine benziyor. Teşekkürler Feride teyze. Annem için çok iyi oldu bu iş. Hayırlı olur inşallah. Her iş kısmetiyle gelir. Azra da Cenk'le beraber restoranda başladı çalışmaya. Ne güzel, ne mutlu bana. Vallahi ben işe başlamasından çok oğlumun yanımızda olmasına sevindim. Olması gereken buydu anne zaten. Aslında bu kararı almamı sağlayan kişilere teşekkür etmek gerekiyor değil mi? Bana değil. Azra da yurt dışında almış eğitimini. Cenk'le beraber iyi birer aşçı olurlar umarım. Ama merak etme. Paspası bırakıp şef bıçağını alacağım elime. An meselesi. Cenk, sizi birlikte soframızda görmek ne güzel. Biliyorsun anne, iyi bir arkadaşlığımız vardı uzun yıllardır. İyi anlaşıyorduk. Biz de artık farklı, özel bir boyuta taşımak istedik. Çok sevindim. Biraz ani oldu ama. Okulda harbiden bir yengemiz var ha artık. Şakayı da gerçek oldu, vay be. Ardacığım, öğretmenin o senin. Yok, önemli değil. Biz okulda çok iyi anlaşırız değil mi Arda? Aynen. Azra, Arda benim en küçük torunum. Abisi ablası alınmasın ama dünya bir yana, Arda bir yana. Ya yapma babaanne. Sen almışsın yanına bir tane gezegen, işte etrafında dönüyor da duruyor senin. Zaten ne mirasmış arkadaş yani. Bir aslına erişemedik mevzunun. Yutkunup duruyoruz. Aslına erişemeyecek bir durum yok. Geleceğimiz artık Azra Hanım'ın ellerinde. Mirasçı koltuğunda oturan o. Benden almadığın harçla ondan alırsın artık. Kalk da bir elini öp. Baba, Azra'yı ben de tanıyorum. Hatta senden daha iyi tanıyorum. Öyle kötülük yapacak biri değil. Koskoca çelen mirasından bahsediyoruz oğlum. Bunun iyi niyet neresinde bana anlatır mısın? Hı? Bildiğin servet avcısı bu kız. Ama takdir etmek lazım. İyi nişancıymış. Lütfen onun hakkında böyle konuşma. Tarık, sizin aranızda bir şey mi var? Güzel. Çelen mirasını beraber yönetirsiniz. Baba ne diyorsun sen? Sen neyin peşindesin? Ben kaostan bize bir pay çıkarmaya çalışıyorum evladım. Sen de zamanı gelince kimin yanında duracağını anlasan iyi olur. Babaannemin kafasında bir şey düşmediyse karşısındaki gerçekten profesyonel bir yalancı. Yani bunun başka bir açıklaması olamaz bana göre. Gerçekten merak ediyorum. Sofrada nasıl oturabiliyorsun? Ben size hemen açıklıyorum bak. Babamın annemden önce bir tane daha eşi varmış. O eşinden de Azra olmuş. Babaannem de tabii ki de bunu biliyor ve vicdan azabı yaptı. Getirdi Azra'yı bizim yanımıza koydu. Bu çirkin şakan bittiyse bir kez daha açıklayayım. İyi dinleyin. Azra benim manevi kızımdır. Artık o da bu evin kızı. Yani senden ve Melis'ten bir farkı yok. Bunu kabullenmeyi öğrenin. Benim için bir sorun yok zaten. Azra Hanım'ın rahatlığına bakılırsa, ki ben bu konuda Melis'e de katılıyorum, gerçekten profesyonel bir yalancı var karşımızda. Ben o yüzden hodri meydan diyorum. Cenk, çok ileri gidiyorsun. Neden ileri gidiyorum? Ailecek tespit yapıyoruz burada yani, çok doğal bu. İstiyorsan Cansu'yu soralım dış göz olarak. Sen nasıl değerlendiriyorsun Cansu? Fazla mı üzerine gidiyoruz sence de Azra Hanım'ın? Kendisi bizim haklarımızın, geleceğimizin üzerine kondu da ama hala üzgün hissediyor nedense. Sen ne diyorsun bu duruma? Cenk, tamam uzatma artık. Ben Cansu'nun fikrini merak ediyorum anne. Ne var bunda? Ne diyorsun Cansu? Yani tabii tuhaf bir durum açıkçası. Anlaması güç. Şimdi sizin aile meseleniz, ben ne diyeyim ki? Ne diyebilirsin ki gerçekten? Nereden bakarsan bak, iki yüzlü bir durumla karşı karşıya kalıyorsun. Feride Hanım, müsaadenizle ben lavaboya kadar gideyim. Melis, sen misafire göstersene. Ben de gideceğim, ben götürürüm. Tepkilerinizi normal karşılıyorum oğlum. Zamanla alışacaksınız. Ama bu kadar ön yargılı olma. Sana söyleyeceğim tek şey bu. Neyse, size iyi eğlenceler. Vallahi film beni de sarmadı. Ben de kaçırıyorum. Hadi afiyet olsun. Ne yaptığını görüyorsun değil mi anne? Elbette görüyorum. Ama öfkeleri bana mı yoksa para için mi onu anlamaya çalışıyorum. Hiç geri adım atmayacaksın değil mi? Bak kafandaki neyse, neyi koyduysan kafana onu yapacaksın. Anne bence konuşmaya da gerek yok zaten. Babaannemi anlamadın mı sen? Ailem konusunda yanılmadım demeye getiriyor işte. Ne demek o şimdi? Yani aşırı tepki vermeye gerek yok artık demek. Cenk sen biraz gelsene benimle. Ne yapıyorsun Cenk? Cansu'yu ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Ne yaptım ben? Azra'ya karşı onu kullanıyorsun, görmediğimi mi sanıyorsun? Bir şey soracağım. Senin Azra ile aranda bir şeyler mi var yoksa? Evet. Azra ile aramda büyük bir savaş var anne. Uzun süre devam edecek bir savaş. Ama merak etme ben Cansu'yu kullanmam bu konuda. Bak oğlum, Cansu'ya karşı özel bir şeyler hissetmediğinin farkındayım. Ama o kız seni çok seviyor. Lütfen onu kıracak bir şey yapma. Üzme onu, tamam? Anne bak tamam. Cansu'ya karşı büyük bir aşk beslemiyorum. Ama bu zamanla değişecek. Ona hak ettiği değeri vereceğim ben. En azından çabalayacağım. Ama merak etme, onu yarı yolda bırakmam. Çayları bahçeye hazırlayayım mı Serap Hanım? Azra. Feride teyze gerçekten her şeyi sana mı bıraktı? Evet. Koskoca Feride Çelen yalan söyleyecek değil ya Cansu. Yani iyi de neden? Ne bileyim garip geldi bana anlayamadım. Cansu sen Cenk'i seviyorsun değil mi? Evet. Onunla her koşulda yaşar mısın? Tabii. O zaman Feride Hanım'ın kararı seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Onun kararından çok miras sana bırakması beni ilgilendiriyor. Seni rahatsız mı etti? Yok da yani şaşırdım anlam veremedim. Cansu boş ver. Sen Cenk'le yoluna bak tamam mı? Gerisini düşünme. Azra mı? Annemle olanlar yani Mert'le ilgili. Benim gerçekten haberim yoktu. Elinize sağlık hadi bakalım. Afiyet olsun. Baba. Lütfen Azra'ya zarar verme. Oğlum. Ben kimseye zarar vermem. Olabilecek yanlış bir şeye engel olurum sadece. Ve Azra ateşe yürüyor. Ama bu seni korkutmasın. Eğer benim sözümü dinlerse o da biz de zarar görmeyiz. Hadi yemek için teşekkürler. Anladım baba. Sen hiç değişmeyeceksin. Zor bir gündü benim için. Biliyorum kızım. Ama alışacaklar. Cenk bana resmen savaş açmış. Arda ile Melis'e düşman gibi bakıyor. Serap Hanım da öyle. Ama haklılar bir şey diyemiyorum. Ne acı değil mi? Tüm bu savaşların, nefretlerin tek nedeni para. Kardeşi kardeşe kırdıran, evladı ana babaya düşman eden şey. Çok haklısınız. Benim için çok zor olsa da her geçen gün ne yapmaya çalıştığınızı daha iyi anlıyorum. Amerika'dan döndüğümde ben de ailemi aynı durumda bulmuştum. Ve annem babama çok öfkeliydi. Sevgiyle birbirimize bağlandığımızı sandığım ailem meğer paramparçaymış. Bunu babam ölünce daha da iyi anladım. Her şey iyi olacak. Merak etme. Cansu'cum, yemekte yaşanan gerginlikler için kusura bakma. Cenk seni daha uygun bir zamanda davet edebilirdi. Yok, olur mu öyle şey? O da tahmin edemedi sanırım zaten. Cansu zaten takılmaz anne böyle şeylere, merak etme. Senin mi? Kimmiş mirasçı? Öğrenebildin mi? Evet, annem merak etmiş de. Ben seni bırakayım mı Cansu? Olur. Serap teyze, yemek için çok teşekkürler. Rica ederim. Annene çok selam söyle. Başsın. Evet, hazırım. Feride Hanım, ben izninizi isteyeyim artık. Geç oldu. Tamam kızım, nasıl istersen. Belkıs, Hasan'a söyle arabayı hazırlasın. Hemen. Teşekkür ederim her şey için. Aman kalkmayın. Seni yolcuya değil. Olur mu öyle şey? Hadi yürü bakayım. Masayı terk ederek o kıza fırsat verdiğinizin farkındasınız değil mi? Ne yapsaydım anne? Oturup Azra Hanım yemek için mi seyretseydim keyifli keyifli? Hem bana neden soruyorsun, sadece masadan kalkan ben miyim? Arda da kalktı. Melis, onunla da konuşurum. Mesele bu değil. Ne anne? Mesele ne? Mesele benim senden habersiz alışveriş yapmam mı? Yoksa gelip aptal bir kızın mirasa konması mı? He? Mesele ne? Daha bir şey olduğu yok. Ayrıca buna izin verecek değilim. Ha, o zaman döndük dolaştık yine benim harcadığım paraya geldik, öyle mi? Elin kızı mirası kaldırmış, kimin umrunda? Ya mesele ne biliyor musun Melis? Bak, mesele senin bu tavırların. Sen böyle değildin. Kendi başına işler yapmazdın. Ha, koptun iyice benden, kardeşlerinden. Anne, kopan ben değilim. Sensin. Sen beni görmüyorsun bile. Senin hayatın Arda ile Cenk olmuş. Benim ne hissettiğim, ne yaşadığım umurunda değil. Sormuyorsun bile. Ay nereden çıktı şimdi? Ne demek bu? Bak, bunun soruş tarzım bile tepkili. Ay tamam. Bir kıskançlığımız eksikti, o da tamam oldu. Koskoca kız abisini, kardeşini kafasında kuruntu yapmış. Ben de kime ne dert anlatıyorum. Anne, sen bunu gerçekten böyle mi anlıyorsun? Başka türlü davranmıyorsun çünkü. Ardacığım, biraz konuşabilir miyiz seninle? Babaanne, sen iyice saçmaladın. Ne konuşacağız? Ha? Sen zaten vazgeçtin bizden. Sizden vazgeçtiğimi de kim söyledi? Malımdan, mülkümden vazgeçtim. Senin için benim hiç mi kıymetim yok? Fabrikalar, şirketler olmasa beni sevmeyecek misin? Yoksulluğumla yalnız mı bırakacaksın beni? İyi geceler oğlum. Babaannen gerçekten bütün mirasını Azra'ya mı bıraktı? Duydun işte. Zaten miras falan umurumda değil ya. İyi de yani hiç mi merak etmiyorsun Azra ne yapmaya çalışıyor? Yani niyetini hiç mi sorgulamıyorsun? Sen niye bu kadar sorguluyorsun Cansu? Sevmeyi de kattın önemli mesela. Sevilmeye, bağlanmaya, ait olmaya. Bunlar olmayınca hayat bence daha basit ve yaşanılır bir yer. Bence sen kaybetmekten korkuyorsun. Yorgunluk kahvesi yaparmışım ben. Aman da aman. Somurttuk seni. Küs müyüz hala? Birbirimizden sır saklamamayı öğrenebilsek keşke, değil mi anne? Ben bir şey saklamıyorum ki. Yani tamam bazen saklıyorum ama... ya seni üzmemek için ya da sürpriz falan olduğundan. Kötü bir şey değil ki bu, iyi bir şey. Hem zaten her şeyi söyledim artık. Hadi şu son dakika yemeğinde ne oldu anlatsana artık. Cansu, Allah Allah. İkimiz yaşıyoruz şurada, ne kadar küs kalabilirsin ki? Hadi. Tamam o zaman finalden başlayayım çünkü en heyecanlı yer finaliydi. Yok öyle finalden falan başlama. En baştan başla. Kapıdan girdin şimdi. Serap ne dedi? Onlardan başla. Gayet iyiydi. Seni sordu işte işini falan. Feride Hanım da bugün görüştüm çok hanımefendi bir kadın dedi. Ya öyle mi dedi? Baksana kaleyi teslim alıyoruz kız. Kaleyi teslim alan almış zaten anneciğim. Ne? Miras diyorum. Ha miras. Dediğim gibi çıktı değil mi? Hı? Pek sayılmaz. İstersen kahveni bırak çünkü çok olacaksın. Aman ben ne şoklar olmuşum, neler duymuşum. Vız gelir tırıs gider. Azra'ya bırakmış mirası. Su iç, su iç. Azra bizim Azra. Feride'nin varisi olmuş şimdi. Evet, aynen öyle. Hatta kendisi de yemekteydi. Mert, o gece beni arasaydın. vicdansız kadını değil de beni arasaydın, şu an yanımda olurdun. Birlikte olurduk. Feride Çelen, yorulmaz, yıkılmaz, sarsılmaz. Her depremde, her yangında, her yıkıntıda ayakta. Ailesi için ömrünü ortaya koyan Feride. Ne oldu sana? Kanatların hangi fırtınada kırıldı? Yüreğini hangi yamaçta bıraktın yanık yıkık? Aile ocağını dağılmışsa, yok bundan öte karanlık. Hayatım, ne diyeceğim? Sumru ciddi iş kuracak galiba. Yani Çelenlerden destek alacakmış gibi görünüyor. Sumru. Sumru bu. Kafasına koyduğu her şeyi yapar. Yapar ama fazla uzun sürmez, hemen batırır. Yok, o kadar emin olma. Bir gelire ihtiyacı var. Bu işe tutunacaktır. Çok iyi niyetli düşünüyorsun. Yok, Sumru'yu tanıyorum. Hayatını garanti altına almak isteyecektir. O yüzden bırakmaz bu işin peşini. İşte bu. Garanti. Onun için garanti ne biliyor musun? Nedir? Üçüncü zengin koca. Üçüncü zengin koca. Aha, buraya yazıyorum. Haberi patlar yakında. Hiç sanmıyorum. Bir daha böyle bir risk almak istemeyecektir. Ayrıca Cansu hayatta izin vermez. Biz geldik. Aa, Melis'ciğim hoş geldin. Hoş geldin Melis'ciğim. Hülya abla, bu gece sizde kalabilir miyim? Tabii ki kalabilirsin, elbette tatlım benim. Ne oldu, anlatmak ister misin? Melis nerede Serap? Odasındadır. Varlığım yokluğum kimsenin umurunda değil. Bana takılmadan, nefes almayan Arda bile bugün kolundan tutup odasından attı beni. Şş, Melis'ciğim, Arda'nın başına gelenleri biliyorsun. Zor günler geçiriyor. Yani siz kardeşsiniz hem. Bütün bunlar geçecektir, inan bana. Hülya'cığım, ben yatıyorum. Tamam canım. Melis'ciğim, benim yapabileceğim bir şey var mı kızım? Sağ ol Mesut amca. Tamam. O zaman iyi geceler. İyi geceler babacığım. Annem de iyice uzaklaştı benden. Bugün bütün gün gözyaşı döktüm. Ama gelip niye ağlıyorsun diye sormadı bile. Sadece bağırdı. Suçum ne? Yaptığım alışverişin faturası şirkete gitmiş. Dayanamıyorum artık ya, dayanamıyorum. Varsa yoksa Cenk Arda, Cenk Arda. Cenk neredesin oğlum? Ben dışarıdayım babaanne, hava alıyorum. Melis yok. Ne demek Melis yok ya? Sen bir arar mısın onu? Tamam, ben arıyorum, kapatsan. Bak bu saat oldu, aramadı bile. Şş, tamam sakin ol, kıyamam, yapma böyle. Bak güzel kızım, bak. Daha anlayışlı olmalısın. Annen için de çok zor günler bunlar. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Anneler evlatlar arasında asla ayrım yapmazlar. Sakın böyle düşünme, tamam mı? Bak telefonun çalıyor, hadi bak. Kesin annen arıyor. Hadi. Annem değil, abim arıyor. Tamam. Bence yine de cevap vermelisin. Hadi aç. Bak seni merak ediyorlar Melis'ciğim. Burada kalabilirsin. Ama lütfen cevap ver, merak etmesinler. Alo. Melis, neredesin sen? Niye bizimkilere haber vermiyorsun? Ağlıyor musun sen? Bilerek haber vermedim abi. Ben çok üzgünüm. Çünkü hiç kimsenin umurunda değilim, anladın mı? Hiç kimsenin. Bugün bir şey mi oldu? Tartıştınız mı siz? Anne ne bileyim, bir afra tafra sabahtan beri zırlayıp duruyor. Ben de artık hangisiyle uğraşacağım şaşırdım. Daha önce böyle bir şey yapmadı, bir derdi mi var acaba? Neyse, Cenk öğrenir. Hayır abi, gelme istemiyorum, gelme. Tamam, peki. Ama abi bir şey soracağım. Bak gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Yokluğumu sen fark ettin değil mi? Annem değildi yani. Tamam konuşuruz. Sen bana konum atsana bir. Sakin ol önce, tamam? Konum at, ben gelip alacağım seni. Tamam. Tamam. Babaanne, Zeynep'lerdeymiş Melis. Alıp geleceğim ben şimdi, tamam. Tamam. Zeynep'lerdeymiş. Bu saatte oraya gitmiş. Sonra kapris yapıyorsun deyince kızıyor. Hani ne derdi var anlamadım ki. Serap, o bir genç kız. Sakin olup anlayışla karşına alıp konuşursan... belki derdini açabilir sana. Sen gene niye ağladın bakayım? Hı? Kardeşim Hüsniye teyze. Kardeşimi çok özlüyorum. Bir an gücümü toplar gibi oluyorum ama sonra dayanamıyorum onun yokluğuna. Kızım, sen yaptığın iyiliklerin mükafatını mutlaka alacaksın. Rabbimin adaleti her şeyden üstündür. Hiç korkma. Mert geri gelecek. Er ya da geç gelecek. Al. Hoş geldin Cenk, gel. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bahçedeler. Melis'ciğim üzülme artık. Hadi topla kendini. İyi akşamlar. Abi, bana kızgın mısın? Sana niye kızayım ki ben? Gel. Gidelim mi? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Melis, evde yaşananlardan sonra işte benim babaannemle olan krizlerim, Arda'nın sorunları vesaire. Sen unutulup gittin, farkındayım. O kadar yalnızım ki abi. Bugün kendimi o kadar kötü hissettim ki. Kaçıp gitsem kimsenin umurunda olmam diye düşündüm. Melis, sen benim için çok kıymetlisin. Arda da sen de çok değerlisiniz. Ha bu arada yokluğunu fark eden ben değildim. Babaannemdi. Telefonda sormuştun ya, söyleyeyim dedim. Adama gelmiş demek. Babaannem böyle bir kadın işte. Bazen ben de çözemiyorum. Bize karşı gerçekten büyük bir sevgisi var. Ama işte kendi doğrularına inanıyor. Bazen ben de anlamakta güçlük çekiyorum. Ona kızgınım. Bu yüzden bir şey söylemeyeceğim. Ama bu gece şunu anladım. Seninle çok konuşamasak da varlığın bana iyi geliyor. İyi ki yanımdasın abi.